Sevgili seyircilerimiz, merhabalar. KON TV'de rahmet akşamlarına hoş geldiniz. Canlı canlı sizlere sesleniyoruz. Konya'mızda mübarek Ramazan ayında sevgili seyircilerimiz, rahmet akşamlarında sizlerle birlikte oluyoruz. Hava gayet güzel, akşamları serin. Ama bugün çok sıcaktı sevgili seyircilerimiz. Gerçekten böyle termometreler 36, 37, 38, araçlarda 40-42 gördü. Çok sıcaktı. Hani ikindi vaktinde böyle herkesin herhalde düşündüğü, şöyle soğuk bir su olsa ve içsek diye düşündüğüne eminim. Daha sonra ne oldu sevgili seyirciler? Ezan okunduktan sonra o suları hemen içtik. Gündemimiz değişiverdi. Şu anda ne var? Alkafon'da hemen gelebilir sevgili seyircilerimiz. Dünya birincisi Hafız Selman Okumuş Hocam şehir meydanında. Ve muhteşem sesiyle Kur'an ayında gelen buraya gelen misafirlerimizi farklı mekanlara, diyarlara götürüyor diyelim sevgili dinleyiciler. Seyircilerimiz, sizleri de bekliyoruz. Sizleri de şehir meydanına bekliyoruz. İşiniz yoksa hemen ailenizi alıp şehir meydanına gelebilirsiniz. Sizler de beklediğimizi ifade edelim. Biz ne yapacağız bugün? Biz bugün biraz şöyle gezelim dedik yine. Kameraman arkadaşım, yönetmenim sevgili Selahattin dedi ki abi gezelim yine. Biz de şöyle gezmeye başladık. Şehir meydanı bazen merak edenler oluyor. Nerede dedi, kültür parka gidenler oluyor. Kültür parkın hemen yanında şehir meydanımız. Eski adliye binasının yıkıldıktan sonraki yapılan hali. Şu an bu meydanda zaten ne var? İkinci Ramazan kitap günleri de devam ediyor. A ve B salonlarında. Efendim burada misafirlerimiz. Efendim hayırlı Ramazanlarınız olsun. Kur'an ayında Konya'da farklı bir Ramazan değil mi? Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Parkı park etmek lazım elhamdülillah. Sizi biraz tanısak, isim nedir efendim? Sevim Uluçay. Nerelisiniz? Konya'nın yerlisiyim. Konyalısınız. Konya'da Ramazan nasıl yaşanıyor? Biraz böyle bize duygularınızı aktarır mısınız? Kur'an ayında. Evet. Kur'an'ın maneviyatını yaşayarak. Evet. Böyle. En güzel şekilde yaşamaya gayret ediyoruz inşallah. Tabii Suriye'de olan savaş bizi çok üzüyor. Suriye'nin imtihanı ama şu an Türkiye'nin de ağır bir imtihanda olduğunu biliyoruz. Rabbimizden inşallah en kısa sürede bu zulmün bitmesini, Rabbi Teala İslam aleminde zaferle nasiplenmeyi hepimize nasip etsin. Okunan Kur'an'ın hürmetine de inşallah. Dua ediyoruz. Allah razı olsun. Suriye, Irak, şöyle çevremize baktığımız zaman acı ve gözyaşı var. Bu mübarek Ramazan ayının yüzün suyu hürmetine Rabbim inşallah acı ve gözyaşını dindirsin diyelim. Amin. Çok teşekkür ederim. Evet. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Burada. Gençler nasılsınız? İyisiniz? Evet. Şöyle biz de gezmeye devam ediyoruz. Bakın aileler de gösterelim böyle. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Evet şöyle hayırlı Ramazanlar. Abi nasılsınız? Bak güzel. Çekirdekleri böyle şey yapıyorsunuz. Ailecek. Hava güzel. Çok güzel. Abi bugün nasıldı öyle havalar? Bugün çok sıcaktı. Evet. Hissedilen derece 39 dereceydi. 39 derece. Evet. Eşiniz meteoroloji uzmanı mı? Evet. Meteoroloji uzmanı gibi. Hissedilen derece 39. Doğru. Evet. Çok sıcaktı ya. Bunaltıcı sıcaklar vardı. Evet. Kölgede olduğumuz halde zorlandık yani. Düşünsenize o sıcaklıklarda inşaatlarda çalışanlar var. Ağır işlerde, sanayide çalışan arkadaşlarımız var. Dokumcu arkadaşlarımız var. Allah kolaylık versin. Evet. Hepsine Allah'tan. Yayın girişinde söyledim ki hani bugün ikindi vakitlerinde herkesin böyle düşündüğü buz gibi bir sürü ay su. Evet, aynen öyle. Ama iftar ezanı okunduktan sonra her iş bitiyor. Her şey bir anda suyu içtik mi gün hayatta değişiyor. Böyle. Aynen evet. Öyle, doğru. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Ben il gıda tarımdayım. Eyvallah. İşçi olarak çalışıyorum orada. Oh, maşallah. Kaç şimdi ailecek gelmişsiniz. Ailenizi tanıtır mısınız bize? Eşim, kızlar benim, birader, hanımı. Oh maşallah ne güzel. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Olsun bir Ramazan mesajı alalım sizden de. Bütün Müslüman alemine Ramazan'ı mübarek olsun. Evet. Canım merhaba, nasılsın? Bak, KON TV Süleyman. Canım benim. Şöyle hemen şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Nasılsınız efendim? İyisiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? Sahurlar, iftarlar, Kur'an. Böyle bayanlar daha yoğun geçiriyor herhalde. Neler yapıyor ablalarımız Konya'da? Genelde sabahları mukabele yapıyorlar. Evet. Öğleden sonra sohbetler oluyor. Sonra namaz kılıp iftarın olmasını bekliyorlar. Peki siz nerelisiniz? Ben Altınekinliyim. Bir selam yollayacağınız kişiler var mı? KON TV canlı yayınında, rahmet akşamlarında. Evet. Buradan herkese selam gönderiyorum. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Evet, herkese. Sizden şöyle bir mesajlar alalım mı? Ramazan mesajı. Şimdi tüm Müslüman aleminin canlarının bir anda. Ramazan ayı. Ramazan ayı mübarek olsun.
Peki, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Sevgili seyirciler, şu anda ben hızlı bir şekilde gençlerle burada gidiyor. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim nasılsınız? Ablam da hemen gidiyor. Ben fazla biraz da hemen Zafer'e doğru gitmek istiyorum sevgili seyirciler. Zafer'e doğru gitmek istiyorum. Şehir meydanından hemen gördüğünüz gibi Zafer karşı tarafımızda. Bir tramvay turu daha yapalım mı? Başka bir sefere inşallah planlayarak. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız abi? Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? Vallahi iyi geçiyor. Yakına gel Selahattin'im, yakına geldim. Abimin yüzünü şöyle akşam böyle devam ediyor. Nasıl gidiyor? Devam ediyor, sağ olun Süleyman. İyiyiz vallahi. Nerelisin sen? Beyşehir. Beyşehir'in neresi? Karali. Ana! Ya sizin memleket ne güzel bir yer ya. Sağ olun. Değil mi? Gidiyor musun bazen? Arada giderim. Balığa falan çıkar mısın? Yok, bizim şey balığa yakın değil. Dağ tarafında biraz da pek balığa pek. Gölle sınırı var ama herhalde. Yok, Kreli'nin var bizim. Ha, Kreli, Karali, özür dilerim. O zaman Karali, doğru düzeltelim. Evet. Kreli'ne selamlar. Karali'ye gitmedim. Doğru diyorsun. Selamları yolladık. Kreli'yle karıştırdım. Hani ha Kreli ha Karali. Hadi bakalım. Aman bisiklete dikkat. Dikkat edelim. Sevgili seyircilerimiz şöyle canlı yayında. Hem şehir meydanına gidelim, hem kültür parka, hem de şöyle bakın bir ailemiz de hızlıca geçti. Hayırlı Ramazanlar diyelim buradaki ailelerimize. Sizlerin hepsine ceza yazacağım. Işıklardan geçmediniz diye. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız abla? İyi. Nereden nereye böyle? Dolaşıyoruz. Akşam gecesi. Evet, evet. Evet, peki. Efendim hemen şöyle devam edelim. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Efendim şu anda... Canlı yayında. Evet. Konya'da hava nasıl? Çocuklar şöyle bir izin verin. Kaç lira satıyorsunuz? 1 lira abi. Hadi bakalım tamam. Bize izin verin. Teşekkür ederiz. Hatta şöyle bir bakalım Ramazan akşamında. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? İyisiniz. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? Gayet güzel geçiyor. Bir ailecek mi geziyoruz? Evet, mahallecek hatta. Nasıl oldu? Bir plan mı yaptınız mahallecek? Evet, toplandık bugün özel. Öyle mi? Peki iftarı falan nerede yaptınız? Ya aynı mahalle olunca toplama kolay oluyor. Ha, iftar evlerde yaptınız. Hı-hı. Dediniz ki akşam çayını Alaaddin Tepesi'nde. Aynen. İçtiniz mi çayları? İçtik. Hı. Şimdi biraz daha dolaşıp döneceğiz. Eve gideceksiniz. Hı-hı. Araçlarla mı, otobüslerle mi ulaşım? Yok, biz Zafer'de oturuyoruz zaten. Zafer, tamam. İbrahim, komşular burada. Evet, İbrahim kardeşimize selam yollayalım. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Aman abicim, uçan balonları uçurmayalım. Efendim, şimdi sağ tarafımız... Ben şöyle döneyim. Sağ tarafımız Kültür Park ve maç yayınları büyük ilgi gördü. Dün 1.30'a kadar Almanya-Cezayir maçında inanılmaz yoğunluk vardı. Dev ekranda maç izleyebiliyor. Dünya Kupası da Konya Büyükşehir Belediye'mizin diğer bir hizmeti olarak Kültür Park'ta dev ekranlarda izlenebiliyor. Onu söyleyelim. Karşıya geçecek ışıklardan geçelim. İyi örnek olalım biz. Çocuklar bir izin verin bize, tamam mı? Hadi bize bir izin verin. Yok, almayacağız şu an. Almayacağız. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, ışıklardan geçmek için, aslında buradan da geçebilirim ama ışıklardan geçeyim diye. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Nasılsınız? Allah iyilik versin. Orada ablamız bize bir selam verecek gibi durdu. Hemen şöyle döneceğim. Hayırlı Ramazanlar. Böyle çocukla beraber mısırları almış yiyor. Nasıl gidiyor? Sizi bir tanıyalım mı? İsim nedir? Ben Şerife Koçak. Evet. Burada oturuyorum. Konyalısınız. Hı-hı. Konyalı mısınız? Konyalıyım. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? Neler demek istersiniz? Çok güzel geçiyor. Cümle Müslüman aleminin Ramazan'ı kutluyorum. Bu kadar. Konya'da Ramazan nasıl? Çok güzel de sıcak ya. Zorlanıyoruz. Şimdi ben dedim acaba geçen seneki gibi hani bir iki gün sıcaktı. Sonra bir serinlik çoktu geçen sene. Bu sene de öyle olur mu diye bekliyorum. Bu sene herhalde olmaz, zannetmem. Bayağı bir sıcak yani. Bayağı bir sıcak. Peki bir selam yollar mısınız sandıklara? Ya beni tanıyan herkese selam söylüyorum. Evet, burada böyle akşam güzel hava. Hı hı. Bu yakışın adı, senin adın ne? Kaan. Yüksek öyle, sesle. Kaan. 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 Gömleğin çok güzelmiş. Baksana Kaan'ın sevgili seyirciler gömleğine. Sen büyüyünce askere gideceksin mi? Gideceksin değil mi? Askerler ne yapıyor? Canım benim, Kaan'a selamlarımızı gönderelim. Çocuklar bir izin veriyorsunuz, izin veriyorsunuz. Hayırlı Ramazanlar diyelim. Kültür Park'ta oturan herkese ışıklara geldim herhalde. Efendim, her tarafta Ramazan'ın bereketi, güzelliği var sevgili seyircilerimiz. Her tarafta etkinlikler var. Şu anda Konya özlemiyle yanan çok fazla gurbetçilerimiz de var biliyorum. Gurbetçilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, yeşil ışığı gel, biraz daha önden gel. Gel, 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 gel. Evet, Selahattin diyor ki hemen geçeyim. Hayırlı Ramazanlarınız olsun.
Hayırlı Ramazanlar gençler. Hayırlı Ramazanlar. Nereye gidiyorsun böyle ışıklar? Ben şöyle dolaşıyorum, çay içecek bir yer arıyorum abi ya. Ya Konya'da çay içecek çok yer var. Vallahi iyi çay arıyorum ama abi, i̇yi ben çay. Ya iyi çay. Belli mi şu an gideceğin yer? Belli abi, şu arkada bir yere oturacağım abi, isim vermiyorum. Tamam, tamam abi. Kalabalık ama. Tamam binin buyurun. Allah razı olsun. Hatta binip gidebiliriz de. Bir dahaki sefere inşallah. Hadi görüşürüz. Efendim gördüğünüz gibi çaylar içecek yerlerden. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız efendim, iyi misiniz gençler? Nereye gidiyorsunuz, şöyle bir dönelim bakalım. Nereye? Evet, böyle kimler var? İftardan sonra takılıyoruz işte. İftardan sonra böyle gidiyoruz. Hayırlı Ramazanlarınız olsun diyelim. Sizi bir tanıyalım mı? Fatma Nur ismim. Fatma Nur, nerelisin? Mersin. Mersin, burada mı yaşıyoruz? Burada yaşıyorum. Burada yaşıyor. Nasıl gidiyor Ramazan Konya'da? İyi Allah'a şükür, çalışmakla geçiyor yani. Nerede çalışıyorsun? Gedavet'in orada çalışıyorum. Ağır bir iş mi? Restoran. Oo, ama şu an bitti mi telaş veya gündüzleri mi çalışılıyor? Ya şu an bitti de tekrar gideceğim yani. Kaç sizin mesai? Benim 3'te geliyorum, 3'te çıkıyorum yani. Sahura kadar açık oluyor. Oo, 3'te başlayıp 3'te biten. Gençler hayırlı Ramazanlarınız olsun. Ne yapıyorsunuz? Kon TV'de canlı yayında geziyoruz. Şöyle biraz daha yanıma doğru ışıklar bizim kaliteyi düşürmesin bence. Değil mi? Evet. Aynen. Bugün biz de akşam geziyoruz böyle ya. Biz de geziyoruz. Konya'da ya. Ramazan nasıl geçiyor dedik. İşte şehir meydanındaki Kur'an-ı Kerim tilaveti. Selman Hocam şu anda yine anons edelim. Şehir meydanında bugün Selman Hocam var. Yarın 80'ler dizisi tiyatrosuyla sizlerle birlikte olacak. Planlarınızı yapın. Sizler ne yapıyorsunuz Ramazan'da? İyi, geziyoruz. Oruçla bir sıkıntı yok. Yok diyoruz. Yok, Allah'a şükür. Sıcaklar mıcaklar. İdare ediyoruz. Ha, herhangi bir sıkıntı yok yani. Yok yok, Allah'a şükür. Hem çalışıyoruz hem tutuyoruz. Nerede çalışıyorsun? Sanayide. Peki mesailer? Mesai kalmıyoruz. 5'ten sonra bitiyor. Kaçta kaç arası yani işler? 8-5. 8-5. İyi peki. Buradan patronları tanıdıklara selam yollayalım. Buradan tüm sevenlerimize selamlar olsun. Asgari ücret bugün itibariyle arttı. 890 lira oldu. Güzel, siz asgari ücretle çalışmıyorsunuzdur tabii. Yok çalışmıyoruz. Tabii. Yani Konya'da artık asgari ücret yok. Evet. Değil mi? Evet evet. Ne kadar alıyorsun abi, söylemesi şey olmasın? Vallahi söylemesi halip 1.400-1.500 alıyoruz. İyi maşallah ya. Yani en azından Konya'da da yaşanır herhalde, bekar, değil mi? Bekar adam yaşıyor. Evlenince? Evlenince biraz daha sıkıntı. O zaman patrona gideceksin. Patron biraz daha biraz hani... Biraz daha zam isteyeceğiz. Zam isteyeceksin. Biraz mobilya al diyeceksin falan. Yani. Tuttuğu yani. Adamsa alır sana mobilyaları. Alır. Kazım Koca patronumuz. O tamam. Kazım abi. Senin reklamı da yaptı. Bu iş böyle değil mi? Aynen. Sen de evli misin? Yok, bekarım ben. Ha. Maşallah. Siz nerelisiniz ya? Bu arkadaş grubu. Aa, Bozkır'ın neresi? Pınarcık. Pınarcık'a selam yolla hadi. Evet. Pınarcık'a selam yolla kameralar. Pınarcık. Evlendireceğiz sizleri, gençleri. Hayırlı, hayırlı bir şey. Hadi Bozkır'a selam yolladık. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Sevgili seyircilerimiz. Hayırlı Ramazanlar abi. Ne bileti o? Bak gel. Boks maçı. Takip edeceğim inşallah. Yönetmenim dedi ki Süleyman gitme oraya boks maçıyla. Hayırlı Ramazanlar gençler. Bir alalım buraya sigaralar atarak, buraya alalım sigaralar atarak, içmiyoruz. Nasılsınız? Güzel bir akşam tabii. Evet abi. Gençler burada alalım. Kaç kişilik bir arkadaş grubu? Dört. Buraya bir alalım mı gençler? Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? Süper abi. Süper. Oruç tutabiliyor muyuz? Tutuyoruz abi. Çok iyi. Bu sene önceki yıllara göre oruç tutan çoğaldı mı, azaldı mı sence? Gözlemlediğin. Çoğaldı abi. Daha mı çok oruç tutan var? Evet, daha çok oruç tutan var. Peki Allah razı olsun. Selam yollayacağın yerler var mı? Acayip oruç. Buradan anneme babama selam söylüyorum. Neredeler? Konya'dalar. Konya'dalar. İyi güzel. Böyle arkadaş grubuyla. Evet. Güzel bir akşamda gezelim dedin, evet, öyle abi. Mi? Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi sevgili seyirciler, her gün burada olacağımız için en yoğun Zafer'e çıktık. Gurbetçilerden, dünyanın dört bir tarafından. Satışlar nasıl abi? Şükür. İyi abi. Değil mi? Çok şükür abi. Ha, Allah iyilik sağlık versin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Sıcaklarda dondurma gidiyor tabii. Aynen öyle. Ama boğazlara dikkat. Orası öyle de ne yapacağız? Bu sıcakta bu gidiyor. Ha, sıcak oldu mu sevgili seyirciler, ne olacak dondurmaya? Devam. Devam. Aynen öyle. Sen nerelisin? Ben Bitlisliyim. Peki oruçla aran nasıl? Nasıl gidiyor Konya'da Ramazan? Konya'da Ramazan vallahi berbat. Niye? Yani nasıl berbat? Tutamıyoruz ya. Açıkçası budur. İş mi ağır? Aynen öyle. İnşaatta çalışıyoruz. İnşaat işleri abi. Bugün de bahsettik. Tabii yani zor bir iş. Hele bugün çok sıcaktı. Aynen öyle. Böyle bir durum diyorsun. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar ablacığım. Nasıl gidiyor Konya'da Ramazan diye soruyoruz biz de. Çok güzel, iyi gidiyor. Ha, ne güzel. Kimlerle buldun? Ailemle, eşim, çocuklarım. Gel, abi yok, abi. Arkanızda. Gel abi, gel. Kayıplara karışma. Yakaladınız bizi ya. Abi yakalarız. Abla, Konya'da Ramazan derken nasıl geçiyor Ramazan ayı? Hani Kur'an ayıdır. Neler yapılıyor Konya'da? Dediğim gibi mukabelemizi okuyoruz. Hı-hı. Allah rızası için akşama kadar yani ev işi, yemek, çocukların
şeyle telefon. Kaç çocuk var? Üç tane. Üç tane çocuk var. Abi siz neredesiniz? Ailecek şöyle bir alalım. Beyşehir. Beyşehir neresi? Huğlu. Oo Huğlu. Sen ne işle uğraşıyorsun burada? Burada esnafız. Esnafsınız. Evet. Nasıl esnafın durumu mübarek Ramazan ayında? Bereketli oluyor hep. Ramazan olunca bereketli olur. Bereketli olur değil mi? Evet. Allah razı olsun. Peki işe kaçta başlıyor? Ben bazen diyorum ki şöyle şeyler duyuyorum. İşte esnaflar 11'de açıyor, 12'de açıyor. Ondan sonra 3'te bırakıyor gibi bir şey var mı abi? İşin durumuna göre yani. Nasıl yani? Sen kaçta açıyorsun? Ben serbest olduğu için istediğim saatte kapatmak. Nasıl bir işmiş? Böyle bir iş varsa bize de söyle, serbest iş. Toplancılık. Tamam. Peki hayırlı Ramazan çocuklar, siz de hiç bir el sallayın bakalım aile olarak. Bu takımı mı tutuyorsun sen? Evet. Ne olacak? İsviçre Mahkemesi ne karar verecek? Aziz Yıldırım bir umutla son kararı bekliyor. Hani o kararda iyi çıkarsa Şampiyonlar Ligi belki. Haberi ben vereyim yani. İsviçre Mahkemesi'nden haber bekleniyor. Peki. Aa ne bu ya? Fenerbahçe'de olurmuş her tarafı kardeşim ya. Sen nerelisin? Suriyeliyim. Ha Suriyelisin, Fenerbahçe'yi tutuyorsun öyle mi? Evet. Suriye'ye bir selam yolla. Selam Suriye. Türkçeyi nasıl öğrendin bu kadar kısa? Türkmenim Suriyeli, Türkmenlerden. Peki var mı Türkmenler orada, durum ne? Gel seni şöyle bir alalım. Orada büyük bir acı ve gözyaşı var. Evet. Üstelik Türkmenler şu an büyük bir sıkıntıda evet, değil. Duyuyoruz. Hala da var orada. Oradaki durum ne? Ya çok kötü işte oradaki durum. Hı-hı. Biraz durum çok kötü onun için yani. Söylemeye bile işim var. Kimler var senin? Valla muhalifler var, İslamcılar var. Esad'ın askerleri var. İşte böyle her 5-6 şekilci insanlar, 6 şekil, 5 şekil hüzüp olmuşlar, böyle saldırı yapıyorlar işte. Birbirleriyle kavga yapıyorlar. Ne olur peki sence, gözlemlediğin, sen oradaki Türkmensin. Evet, Irak şeydeki Suriye'de. Hani yakın bir zamanda bir çözüm, bir savaşın durması. Ya bilmiyoruz. Ya inşallah bir umut var içimizde ama bilmiyoruz işte. Sen neredesin tam olarak yaşadığın Suriye'de? Halep. Halep. Şeyh Hıdır kenti. Şeyh Hıdır kenti, oralarda durum ne şu an? Oralarda durum, yıkıntı. Ya oralarda suyun olduğu yer olduğu için yıkıntı fazla yok. Fazla yok. Evet. İnşallah olmasın diyelim. İnşallah. Biraz önce de acı ve gözyaşı dinsin bu İnşallah. Mübarek Ramazan İnşallah. Ayı hürmetine. İnşallah. Peki arkadaşlar teşekkür ederiz. Selamları aldık. Peki efendim ilerlemeye devam ediyorum. Sevgili yayın dairemiz Fatih kardeşim ekibinle birlikte yine hareketli bakın. Değil mi arkadaşlar? Evet şu anda canlı yayındayız Kont TV'de arkadaşlar. Canlı yayında. Hayırlı işler. Abi bir dondurma şey yapalım esnaflarımıza, kolay gelsin. Dövme dondurma. Evet efendim. Ver abi. Evet. Ver bakalım. Hadi abi bir yap işte ya, şanına yakışanı yap kardeşim ya. Meyveli sesini. Buyurun. Haydi. Olmaz ya ben bunu hiç sevmiyorum kardeşim ya. Neden sevmiyorsun ya? Ver şunu ya. Al bunu ya. Hop. Aman. Ben bir de göbeğimi alacağım, kıracağım şimdi sayın seyirciler. Aman. Bu şovunuzu hiç tutmadığımı söyleyeyim. Al abicim peki. Evet. Hayırlı Ramazanların olsun. Sizin de efendim. Teşekkür peki, ediyorum. Peki bir Ramazan mesajını alalım mı? Ramazan ayımızda çok mutlu ve güzel günler geçiriyoruz. Öncelikle patronumuza teşekkür ediyoruz. Aman. Bu şekilde güzel günlerimizi ifade ediyoruz. Gündüzleri de açık mı? Gündüzleri sadece paket konumunda açık. Ha, iyi paket konumunda. Hayırlı işler. Evet, kolay gelsin. Canlı yayındayız Kont TV'de. Peki efendim şöyle devam edelim. Burada da gençler devam ediyor. Hayırlı Ramazanlar kardeş. Bir selam vereceğiz sizlere. Bir alalım sizleri de. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Evet hayırlı Ramazanlar olsun. Tanışıyoruz bir yerlerden ama nereden ben sizi gördüm. Olabilir. Ama olabilir yani. Olabilir. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? Bir Ramazan mesajınızı alsak. Güzel, her şey yolunda ama çok sıcak ve zorlanıyoruz. Hı-hı. Hayırlı uğurlu olsun herkese inşallah. Evet, sağlık, huzur içinde. Kardeşimizi de tanıyalım. Böyle havada serin olunca Konya'da. Evet. Herhalde bir gezelim deniyor yani ister istemez. Aynen öyle. İşte bir dolaşmaya çıktık. Biz evet. Müzisyeniz. Evet. Çalışıyoruz. Öyle Ramazan'da. Bir Ramazan mesajınızı alalım. Vallahi herkese barış, huzurlu, sağlıklı bir Ramazan diliyorum. Evet. Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Peki çok teşekkür ederiz. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Şu anda İnce Minare'nin önüne doğru gidiyorum. Tramvayımız, yeni tramvayımız bu denk gelmemişti. Şu anda gördüğünüz gibi Zafer Tramvay durağında tramvayımıza yolcularını indiriyor ve devam ediyorlar. Evet şöyle devam edelim. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? Çok iyi Allah'a şükür ya Rabbim. Sıkıntı yok. Nerelisiniz? Konya yerlisiyiz. Konya yerlisi. Evet. Bir Ramazan mesajınızı alalım mı? Tüm millete Konya'da hayırlı mübarek olsun. Nice bayramlar inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Abi ne güzel kokuyor. Bunun bakan ustam nerede? Ustam burada. Ustam bunun kokusu artık Konya'mızın zaferinde hissediliyor. Değil mi?
Abimiz pişiriyor abi. Gel dur, geri dur, ben şöyle bir geçeyim. Abim gel. Geldim abi. Abi çekirdek leblebi de atıyor mu? Atıyoruz abi ya. Leblebi yani. Kaç dakika böyle kavruluyor? Yarım saat falan kavruluyor aşağıya. Bir çekirdek yarım saat kavruluyor. Yarım Konya'da saat. Nasıl çekirdek tüketimi? Bayağı çok abi ya. Gidiyor. Akşamlar özellikle. Bilhassa. Peki bir Ramazan mesajı alalım mı? Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayır. Bunun kilosunu mu veriyorsun? Ne kadara veriyorsun? Kilo ne kadar isterlerse veriyoruz. Ne kadar kilosu? Kilosu 12 lira. 12 lira. 12 lira. Peki. Kon TV'de canlı yayındayız arkadaşlar. Peki. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Abi hayırlı Ramazanlar. Gel. Sen cüste ve şey olarak yani kameraların objektifine yakalandın yani. Nerelisiniz? Amasyalıyım. Amasyalısınız. Konya'da mı yaşıyoruz? Evet. Ne iş üzerine uğraşırız? İnşaat üzeri. İnşaat. Peki, nasıl gidiyor mübarek Ramazan Konya'mızda? İyi, sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Evet. Peki, bir Ramazan, Amasya'nın neresi? Sulova. Sulova, Taşova, her yere selam yolluyorum. Çok Ali. Güzel bir memleket. Evet. Evet, çok güzel bir memleket. Güzel orada bir çok memleket. Çekimlerim olduğu için. Buradan manevi annemize, Murat'ın annesine, babamıza selamlarımızı yollayalım. Çok sevgili Murat Dönmez, Sabahat Dönmez, Muttalip Dönmez diyelim. Oh, çocuğa bak işte, kaçırdın. Ailecek gidiliyor değil mi abi? Peki, önemli değil. Sevgi gençler merhabalar, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz böyle ya? İyi maşallah. Çok şükür. Şimdi yaşlarınızı bir sorayım. 23. 23. 19. 19. 22 abi. 22 ve? 18 abi. 18. Bir de burada flipper, flipper nereden var. Nereden tanışıyorsunuz böyle bu grup? Nereden tanışıyorsunuz? Mahalleden. Mahalle. Hangi mahalleden? Kuaförüz abi, Demircik'te. Aho erkek kuaförü. Aa, reklamı da hemen canlı yayında aldık. Ya, Ramazan'la aranız nasıl? Ramazan'la vallahi bozuk var abi. Süper. Benim bozuk. İlk gün tuttum, 3 gündür tutmuyorum. Aa, niye? Ne, zorlanıyor musun biraz? Yok, zorlanma değil işte ya. Tutamıyorum. İnşallah ya. Allah İnşallah. Yarın nasip etsin diyelim. İnşallah. Yarın tutacağım ama. Ama tutalım değil mi kardeşim? Aynen abi, aynen. Ya mübarek Ramazan aynen ayında. Aynen abi. Bu güzel fırsatları da değerlendirmek lazım. Hayırlı Ramazanlar. Şu anda canlı yayındaysınız. Evet, canlı yayındasınız. Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, Zafer'deyiz. Zafer'deyiz ve İnce Minare'de yayınımızı noktalayalım istiyorum. İnce Minare şu anda Alaaddin Tepesi'nden buradan zor alır ama Alaaddin Tepesi'ndeki hareketliliği de sizlere gösterelim. Her tarafta bir hareketlilik var çünkü gündüzler ne kadar güneşin altında sıcaksa da akşamları gerçekten Konya'da her tarafta ailenizi alıp gidebilirsiniz. Bizim size söyleyeceğimiz şehir meydanına, rahmet akşamlarına bekliyoruz. Şu anda Selman Hocam Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, sevenleriyle birlikte. Aynı zamanda ne diyoruz? Yarın 80'ler dizisinin tiyatrosu var. Şehir meydanında bekliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Dünkü programı huzurlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Kayaoğlu kardeşlerin o güzel, faydalı sunumu KONTV ekranlarında. Buyurun. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, Konya Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu rahmet akşamlarına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Yoğun bir şekilde rahmet akşamları devam ediyor. Biz de bu ilgiden son derece memnunuz, Allah razı olsun. Şimdi bir iki duyurum olacak sizlere. Bu etkinlikleri direkt takip edebilmek için Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler'le birlikte bir Twitter hesabımız var. Konya Kültür yazarak etkinlikleri direkt birinci ağızdan takip edebilirsiniz. Evet, Twitter kullanıcıları Konya Kültür yazarak etkinlikleri takip edebilirler. Ve takip edip retweet yapanlara da Konya Büyükşehir Belediye'mizin Kültür AŞ'sinden güzel hediyeler sizlere ulaşabilir diyelim. Takiplerinizi bekliyoruz. Şimdi heyecanla bekliyorsunuz. Yine güçlü alkışlarınızla Mehtap Kayaoğlu ve Sefer Kayaoğlu'nu alkışlarla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz. Biz de hoş bulduk tabii ki iki kardeş. İnşallah iyisinizdir. İyi misiniz? İyi değiller. Kimseden. İyi misiniz? Bir de ben sorayım. İyi misiniz? Bak, Konyalılar böyle gür bir seda istiyorlarmış ondan dolayı. Ha, anladım. Peki. Peki. Hoş geldiniz. Öncelikle bu güzel Ramazan gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum hepinize. Tebrik ediyorum ayrıca burada bulunduğunuz için. Bugün biz iki kardeş. Bizleri tanıyan var mı? Hemen önce sorayım. Kimler tanıyor?
Evet, tanıyanlar var. Teşekkür ediyoruz. Onlar şöyle kenara ayrılsınlar. Onlara ayrı bir program yapacağız. Özel bir program yapacağız. Evet. Biz iki kardeş, Mehtap Kayıoğlu ve Sefer Kayıoğlu olarak yıllardan beri radyo televizyon programları yapıyoruz. Aynı zamanda profesyonel işimiz Mehtap Kayıoğlu'nun psikolojik danışmanlık. Benimki de profesyonel koçluk, yaşam koçluğu yapıyorum. Bu bizim Konya'ya 4. veya 5. gelişimiz. Bu şekilde seslenişimiz. Biz Konya'ya gelmekten memnunuz. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. Bilmiyorum, hoşunuza gidiyor mu? Teşekkür ediyoruz. Şimdi biz bugün buraya ne anlatmaya geldik? Ne anlatmaya geldik? Bilen var mı? Hayır. Bilen var galiba. Yok. Var. Var var, bilen var galiba. Evet, takip edenler varmış. Bugün buraya mutlu kişilerin ortak kişilik özelliklerini anlatmaya geldik. Ve bu insanların aileye olan katkılarını anlatmaya geldik. Niye bu konuyu seçmiş olabiliriz? Tahmini olan var mı? Tahmini olan yok. O zaman ben söyleyeyim. Şimdi biz yaşam koçları ne yaparız biliyor musunuz? Yaşam koçları kişilerin hayallerini hedef haline getirip onlara ulaşmaları için gerekli olan planları yaparız. Yaptığımız iş budur aslında, çok kolaydır. Yani kişilerin hayallerini hedef haline getiririz. Hayalleri hedef haline getirmek ne demektir? Bundan hemen biraz bahsedeyim. Şimdi bugüne kadar binlerce çalışmalar yaptık, binlerce insanla çalışma yaptık. Onlara soruyoruz, diyoruz ki hayaliniz nedir? Daha doğrusu ne istiyorsunuz dediğimizde şunu söylüyorlar. İyi bir iş, iyi bir ev, iyi bir kariyer ve mutlu bir yaşam. Şimdi bunlar hedef midir, hayal midir sorayım. Hedef diyenler el kaldırsınlar. Hayal diyenler, niye hayal peki? Çekimserler niye hiçbirine el kaldırmadı? Ben onu merak ettim aslında. Şu anda sessiz izleyiciler. Sessiz izleyiciler ondan dolayı. Niye bunlar hayal biliyor musunuz? Ucu bucağı belli olmayan her düşünce hayaldir. İyi bir ev mesela. Bana göre iyi bir evin tarifi çok farklıdır. Mehtap Kayıoğlu'na göre farklıdır. Her birinize göre farklıdır. Yani ucu bucağı belli olmayan bir şeydir aslında. Ama diyelim hani Konya'dayız ya, Meram'da işte 3+1, 180 metrekare. Şimdi herkesin kafasında bir şey şekilleniyor değil mi? Yani iş somut hale geliyor. Hayalle hedef arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Hayalin ucu bucağı belli değildir. Hedef somut haldedir. Yani biz kişilerin hayallerini hedefe çevirmeye çalışıyoruz. Yani ucu bucağı belli olması lazım. Niye biliyor musunuz? Çünkü şöyle diyelim. Mesela kilo vermek istiyorum. Aslında bir hayaldir. Hedef değildir. Niye? Çünkü kaç kilo vereceksiniz belli değil. Ne kadar zamanda vermek istiyorsunuz belli değil. Şimdi bu belli olmadığı için havada askıda durur. Ama mesela deseniz ki 10 kilo vereceğim, 6 ayda vereceğim. Ha, bu bir hedeftir. İkisi arasındaki fark budur. Ucu bucağı bellidir. Ve sizi hemen harekete geçirir. Şimdi insanlar da bize sürekli şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ben mutlu olmak istiyorum, huzurlu olmak istiyorum. Güzel bir hayal. O zaman bu hayali hedefe nasıl çevirebiliriz? Bugün bunu sizlerle paylaşmış olacağız. Evet. Şimdi mutlu insanların, hani mutluluk kavramı diyoruz ya, mutluluk kavramında biz şöyle bir şey yaptık. Mutlu insanların ortak kişilik özelliklerini çıkarttık. Dedik ki bu insanlar, evet şunları yapıyorlar. Evet şunları da yapıyorlar, bunları da yapıyorlar diye. Yani mutluluğu hayal olmaktan hedef olmaya doğru böyle getirmeye gayret edeceğiz. Bu akşam da sizlere bunu dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret edeceğiz. Evet. Evet, bence de gayet güzel olacak inşallah. İnşallah. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Sevgili kardeşim adına konuşmayayım da kendi adıma konuşayım. Ortalama 18 yıldır profesyonel bir terapist olarak çalışıyorum.
Aile ve evlilik terapileri yapıyorum. Bireysel danışmanlık hizmeti yapıyorum. Ergenlik psikolojisiyle çalışıyorum. Çocuk psikolojisiyle çalışıyorum. Yani benim işim akşama kadar sevgili kardeşimle birlikte radyo ve televizyon programları yapmanın dışında ofisimde oturup akşama kadar hasta bakmak diyelim ve danışanlarımızla ilgilenmek. Özellikle evlilik ve çift terapileri ve bireysel terapilerinde hep dikkatimizi çeken bilgileri sizlere sunum olarak getirelim diye düşündük. Şöyle düşünelim şimdi. Aslında yeryüzünde mutlu insan ya da mutsuz insan diye bir şey evet var. Ama çok enteresandır. Psikolojik açıdan bakıldığında aslında problem diye bir şey yok. Şaka gibi değil mi? Evet. Biz aslında normal şartlarda akşama kadar hep problemlerle yaşarız. Problemlerimizin olduğunu iddia ederiz. Problemlerimizden dolayı hasta oluruz, kaygı bozukluğu oluruz, depresyon oluruz, panik atak oluruz. Mesela doğum depresyonuna gireriz. İşte askere gider geliriz. Askerden geldikten sonra bir bakmışsınız ki psikolojiyi kaydırmışız ve hep problemlerden bahsederiz. Ama psikolojik açıdan bakıldığında problem diye bir şey aslında yok. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü problem dediğimiz şey kişinin vakaya yüklediği anlam. Yani şöyle düşünelim, diyelim ki ben burada sizinle konuşmaya çalışırken aniden ayağım tökezledi ve ona ki insanlık hali düştüm. Düştüğüm zaman eğer aklıma eyvah mahvoldum, ta İstanbullardan buraya kadar geldim, kepaze oldum, rezil oldum diye düşünürsem, aklıma eğer rezil olma kısmını getirirsem, şu anda benim ayağımın takılması ve benim yere düşmem dünyanın bana göre en korkunç problemi haline gelir. Ama diğer yandan düşersem sonradan da insanlık hali olabilir. Takıldı, kim yapmış bunu böyle diye düşünüp hiç bozuntuya vermeden yoluma devam edersem de normal ve sağlıklı bir insan olarak hayatıma devam etmiş olurum. Bu nedenle problemle problemsizlik arasındaki temel farkı bir güzel anlamamız gerekir. Ve bunun içinde temel ortak özellikleri sizlere şimdi bizim iki kardeş tek tek sıralamamız lazım. Evet, öncelikle mutluluktan bahsedelim. Mutluluk nedir? Bununla ilgili fikir beyan etmek isteyen var mı? Mutluluk nedir? Evet, en cesur, en ön sırada cesur bir genç delikanlı görüyorum. Evet. Tamam. Evet, var mı mutluluk nedir? Mutluluğun tarifini yapabilecek burada birisi. Burada bir çiçek kız evet. Var. Bakayım ne diyecek, merak ettim. Sevinçli hal. Teşekkür ederiz. Güzel. Sağ ol. Güzel. Mutluluk nedir? Beyefendi. Buyurun. Başka insanları mutlu etmek, başka insanları mutlu yapmak. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Başka? Buyurun. Ben de bir eğitimci olarak çocuklara yeni bir şeyler öğretmek diye düşünüyorum. Benim için en büyük mutluluk budur. Evet, teşekkür ediyoruz. Başka bir beyefendi. Arkadaşı zayıflatacağız bu akşam. Koşturup. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bana göre mutluluk kişiye göre değişen bir şeydir. Kimisine göre bir araba, kimisine ev. Kimisine göre böyle huzurlu bir aile ortamı, kimisine göre sınavında göstermiş olduğu bir başarıdır yani. Mutluluğu böyle herhangi bir şeyle tarif edemeyiz, bana göre. Evet, evet teşekkür güzel. Ediyoruz. Gayet güzel. Sağ olun. Evet, önde bir... Şu anda burada olmak benim için mutluluk. Teşekkür ederiz. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet. Bu aynı zamanda jestti. Teşekkür ediyoruz. Evet, başka fikir beyan etmek isteyen var mı? Evet, önden yine bir arkadaşımız var. Ondan da alalım. Hediye vermek. Hediye vermek. Güzel. Güzel. Demek hediye almaktan hoşlanıyorsun. Mutlu ediyor. Güzel. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet, mutluluk nedir? Mutluluğun tarifi şudur. Hayal edileni gerçekleştirebilmektir.
Ne güzel bir tarif değil mi? Hayal edileni gerçekleştirebilmektir. Yani biraz önce söyledik ya, hepimizin hayalleri var. Ve biz bazen hayallerimizi bastırırız. Çünkü onları nasıl gerçekleştireceğimizi bilemeyiz. Ve bunları bastırdığımız için de hani şöyle bir şeyle de karşılaşıyoruz. Ben hayal kurmaktan vazgeçtim. Hayır, bir insan ancak mezarda hayal kurmaktan vazgeçebilir. Hayallerimizi öldürmeyeceğiz. Hayallerimizi hedef haline getirip bunları uygulanabilir şekilde hayatımıza geçirmeye çalışacağız. Burada da... Şimdi hayal edileni gerçekleştirebilmek dedik. Mutluluk hayal edileni gerçekleştirebilmek dedik. Ama son zamanlarda birçok insan yine mutsuz. Niye mutsuz? Hemen onu söyleyeyim ben size. İnsanların hayalleri işgal altında. Bu terapatik bir cümledir. İnsanların hayalleri işgal altında. Bu ne demek biliyor musunuz? Normal şartlarda bana göre mutlu olmak, mesela şu anda burada olmak, değil mi? Aslında bu da bir mutluluk. Ama ben eğer içinde bulunduğum toplumdan, dünyadan, yüzyıldan, gereğinden fazla etkilenmişsem, hayallerim bir anlamda işgal altına alınmışsa, bana göre olan mutluluk da topluma göre ya da onların ne diyeceğine göre olan mutluluğu birbirine karıştırmaya başlarım. Mesela bana göre mutluluk, her gün bulduğum lokmayı yemek ve karnımı doyurmak olabilecekken, ne yapıyorum? İçinde bulunduğum toplumda ya da etrafa göre bakıyorum. Atıyorum, zengin bir koca bulmak ya da iyi bir evde oturmak ya da çocuklarımın doktor olması benim için mutluluk haline gelmeye başlıyor. Halbuki aslında kendisini bilen bir anne babanın, kendisinden mutlu ve kendisinden memnun bir anne babanın aslında çocuklarının mesleğine bile müdahale etmemesi gerekir diye biliyoruz. Ama ne yapıyoruz? Yok, çocuklarım doktor olursa ben mutlu olacağım. Bu da bir işgal anlamına gelmekte ve dolayısıyla bizim bu konuda da kendimize dikkat etmemizi gerektirmekte olan bir durum. Evet, o zaman mutlu insanların ortak kişilik özelliklerine geçecek olursak, hemen ben ilk maddeyi sizlerle paylaşayım istiyorum. Başlarına gelen olumsuz durumlarda kendini veya başkalarını suçlamıyor, doğal bir refleksle her işte bir hayır olduğunu düşünüp durumu nasıl çözebileceğine odaklanıyor. Şimdi bu bizim terapilerden fazla karşılaştığımız sıkıntılardan birisi. Lafa gelince herkes aman olanda bir hayır vardır demeyi adet edinmiştir. Ama o yaşamsal olarak karşımıza çıktığında ağlayıp vahlamaktan ve üzülmekten ve kendimizi negatif anlamda etkilemekten başka bir şey yapmıyoruz. Dolayısıyla konuşurken çok aman aman hani aklı başındaymış gibi cümleler kuruyoruz ama bu meselelerle karşı karşıya geldiğimizde kendimizi kötü hissetmeye başlıyoruz. Dolayısıyla pozitif insanlar vardır. Yaşam karşısında güçlü ve sağlam duran insanlar vardır. Bir de sağlam durmayan insanlar vardır. Bunların arasındaki tipik özelliklerden bir tanesi olanı olduğu gibi algılamak. Burada ben başka bir şey söyleyeceğim o maddelerin dışında. Evet. Başka bir açıklama yapayım. Ben bu ayrımı herkesin öğrenmesini istediğim için de söylüyorum. Şimdi üç grup insan düşünün. Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup. Birinci grubun, gel sen normal ve sağlıklı insan ol, orada dur. Birinci grubun normal ve sağlıklı olduğunu düşünelim. İkinci grubun, size bir takım kavramlar öğreteceğim bu akşam. Nevrotik yapılanma olduğunu düşünelim, tamam mı? Nevrotik yapılanma, unutmayın. Üçüncü grup insan da psikotik yapılanma olsun. Şimdi normal ve sağlıklı dediğimizde aklınıza ne geliyor? Ortalama hemen hızlıca bir düşünün. Ben geliyorum. Sen. Evet, normal ve sağlıklı deyince aklınıza Sefer gelecek. Bundan sonra anlaşma yaptık. Şimdi normal ve sağlıklı dediğimizde psikolojik açıdan bakıldığında dışarıdan bakınca sizin bizim gibi normal ve sağlıklı görünen iç dünyası, iç huzuru açısından bakıldığında da keyfi yerinde olan ve huzuru yerinde olan insanı kastediyoruz. Tamam mı? Evet. Dışarıdan bakınca normal görünüyor, iç dünyası ve iç huzuru açısından da mutlu ve sağlıklı. İkinci grup nevrotik insan. Nevrotik insanlar da şimdi hep birbirine kıyaslayarak gidin. Bu kısım çok önemli. Dışarıdan bakılınca yine sizin benim gibi normal ve sağlıklı görünüyor. İç dünyası ve iç huzuru açısından bir şeyler yolunda gitmeyen insanlar. Hatta onlar kendileri için şunu söylerler. Yediğim önümde,
yemediğim arkamda, keyfim yerinde, dışarıdan bakınca benim herkes mutlu olmamı söylüyor. Ama ben bir türlü mutlu değilim. Acaba ben Allah'tan belamı mı istiyorum? Ya da acaba güç mü diliyorum? Ya da acaba ben şükürsüz müyüm? Böyle düşünen insanlar aslında nevrotik yapılanmada insanlar. Ayrışımlarını gene söyleyeceğim. Şu grup, psikotik olan üçüncü grup da dışarıdan bakıldığında sizin benim gibi normal ve sağlıklı olmayan, yani dışarıdan bakıldığında da psikolojisinin bozuk olduğu anlaşılan insanlardır. Genellikle psikiyatrik müdahale gerektiren ve ilaçla tedavi edilmesi gereken gruptur. Bu insanlar dışarıdan bakılınca aslında hasta gibi görünür ama iç dünyasına baktığınızda da keyfi yerindedir. Önüne geleni yer, ağzına geleni söyler, herkesin kendisine düşmanlık yaptığını düşünür ve hep herkese karşı tepkisel davranır. Bu grup da o grup. Şimdi bunlar arasında şöyle bir fark var, hemen onu da söyleyelim. İşte mutlulukla ilgili fark da burada bile ortaya çıkıyor, biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Normal ve sağlıklı insan, düşünün ki ben bir anne olayım, 3 tane de çocuğum var, birisi normal sağlıklı grupta, birisi nevrotik grupta, birisi de psikotik grupta. Anneyim ya, o gün yoruldum, iş yaptım, çocuklara da biraz bağırasım geldi. Çocukları yemek öncesi birazcık azarladım. Dedim ki ay yeter artık, tepeme çıkıp durmayın, çıkın ayağımın altından, uzaklaşın. Kızdım çocuklara, gönderdim. 10 dakika sonra da sofrayı hazırladım. Çocuklara diyorum ki hadi gelin yemek hazır. Normal ve sağlıklı olan ne yapar sizce? Aklınıza gelen şey yapar aslında. Evet, anneler şey yapıyorlar zaten kafalarını. Biraz sonra gelir, aa sofrayı hazırladın mı anneciğim, çok teşekkürler, ellerine sağlık der. Gelir, hiç bozuntuya vermez, 10 dakika sonra hazırladığım sofraya oturur, ellerine sağlık anneciğim der. Ve 10 dakika önceki sıkıntımı anlamış olarak hazırladığım sofraya gelir ve hatta beni rahatlatmak için şirinlik yapar. Nevrotik ne yapar sizce? O biraz küstü tabii. Gelmez, naz yapar. Oğlum sofra hazır, bağırır. Omuz silker. Oğlum hazırsa hadi güzel oğlum. Yavrum bak vallahi biraz önce yorgundum. Yorgunluktan öyle yaptım. Gözünü seveyim. Bak yemekler soyacak. Hadi gelin birazcık atıştırın. Bana ne? Ben gelmem. O küstü. O artık formatı değiştirdi. O küstü. Artık biraz sonra inşallah naz yapa yapa sofraya gelecek. Oturur ama sen zaten bizi hiç sevmiyorsun falan da demek gibi o tip cümleleri de söylemeyi ihmal etmez. Üçüncü grup, psikotik grup ne yapar sizce? O zaten bizi suçlamaya başlar. Bizim ne biçim anne olduğumuzu, zaten bu aileye layık olmadığını, bizim gibi anne babanın aslında onun için iyi anne baba olmadığını... Ya da ondan önceki işte aldığı zayıf notlarını da bizim o yaptığımız tavırla ilgili olduğunu... Ya bir şekilde bizi suçlayıcı bir dil kullanır. Şimdi burada şunu anlıyoruz biliyor musunuz? Normal ve sağlıklı insan, aslında mutlu insan da böyledir ya. Normal ve sağlıklı insan, nevrotik ya da psikotik hiç fark etmez. Hepsinin başına 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler gelir. Normal ve sağlıklı olan insan yolunda yürümeye devam eder. Yani olan için üzülür. Heyecanlanması gerekiyorsa birazcık heyecanlanır, birazcık sıkıntılanır ama daha sonra hiç bozuntuya vermez, hayatına devam eder. İşte o ilk madde bununla ilgili. Nevrotik olan insan takılır kalır, o da yoluna devam eder ama bir önceki kadar hızlı devam etmez. Yani bunun 10 dakikada atlattığını bu biraz 3 günde atlatır, onun bir haftada atlattığını bu bir ayda atlatamaz. Üçüncü grubumuz zaten hep problemlidir, canı ne isterse öyle yapar. Kızar, sinirlenir, bağırır, düşmanlık duygularını her dakika devreye sokar, nefret duygularını devreye sokarak yaşar. Onun için normal ve sağlıklı insan üzücü bir olay yaşadığında bir miktar üzülür, yaşadığı olayın etkisine bağlı olarak da bir süre sonra yoluna devam eder. Üzülür, nevrotik olan üzüntüyle yetinmez, depresyona girer. Normal olan, diyelim ki deprem oldu, heyecanlanır, birkaç gün heyecan yaşar,
nevrotik olan yaşadığı depremin ardından panik atak krizleri yaşamaya başlar. Normal insan iflas eder, o da bir süre üzülür, sonra işleri toparlamaya başlar. Nevrotik insan iflastan sonra hayata küser ve tekrar toparlanmakta zorlanır. Demek ki aslında bizim verdiğimiz tepkiler var ya, hani bazen diyorsunuz iyi de ne yapayım benim huyum böyle diyorsunuz ya. Aslında huyunuz öyle değil de yapılanmanız öyle. Ama böyle doğdunuz diye de böyle gitmek zorunda değilsiniz. Özellikle bu tek tek hatırlatacağımız maddeler sizi nevrotik ya da psikotik olmaktan ya da o yapılanmada olmaktan uzaklaştırmayı ve mümkün olduğunca da o normal sınırlara taşımayı hedefleyen maddeler. Evet. Bu kısmını anladınız değil mi? Zihninize oturdu mu? Evet. Evet, peki. Güzel. Şimdi bazen şu soruluyor, deniliyor ki iyi de o zaman benim etrafımdaki birçok kişi böyle, toplumun tamamı mı hasta? Şimdi şu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Hastalık ayrı, bu eğilimi göstermek ayrı. Ama biz birbirimize baka baka toplumda artık bu tavırları geliştirmeye başladık. Maalesef normal insanlar da nevrotik veya psikotik eğilimli insanların veya onlar gibi hareketlenmeye başladılar. O zaman bunu tekrar düzeltmek yine bizim elimizde. Önemli olan bu. Doğru olana tekrar geri dönüş yapabilmek. Dolayısıyla o ilk maddede hani söylediğin cümle vardı ya. Evet. Neydi ilk madde? Bakıyorum. Başlarına gelen olumsuz durumlarda kendini veya başkalarını suçlamıyor. Doğal bir refleksle her işte bir hayır olduğunu düşünüp durumu nasıl çözebileceğine odaklanıyor. Aynen öyle. Yani olanın derdine düşmek yerine olanı nasıl çözümleyebileceğine bakmak iyi bir yöntemdir. Diyelim ki fırına kek attık, misafir gelecek, kabartma tozu koymayı unutmuşuz. Eyvah, sofrada şimdi tatlı yok. Ne yapacağız? Ya tatlı ikram etmeyeceğiz, diyeceğiz ki aman benden tatlı ev sahibi mi var? Güler yüzüm her şeye bedel diye düşüneceğiz. Ya da hemen hızlı bir şekilde puding var bir şey yapacağız. Zaten kabarmamış olan keklerimizi birazcık şurupla ıslatıp üzerine de puding gezdireceğiz. Süpengle kıvamında yeni bir tatlı harekete geçirmiş olacağız. Ve ondan sonra misafire de onu ikram edeceğiz. Zira yemek programında görüyorsunuz değil mi? Yemek programlarında artık herkes kendi çapında bir şeyler uyduruyor. Demek ki biz de ne yapacağız? Hemen o yaratıcı tarafımızı harekete geçireceğiz ve uydurmaya başlayacağız ve yapıcı bir formla hayatımıza devam edeceğiz. Evet, bir diğer maddemiz de kendinden, hayattan ve başka insanlardan fazla bir şey beklemiyor. Olanı görmeyi, olanla yaşamayı yeterli buluyor. Evet. Şimdi yine çalıştığımız vakalardan fazla karşılaştığımız meselelerden birisi de bu. Çok mutlu olan, huzurlu olan, keyfi yerinde olan insanların temel tipik ortak özellikleri aslında çok da fazla beklenti içine girmemeleridir. Şimdi şunu da söyleyelim hemen. Tabii ki beklenti içine girmemek de o kadar kolay değil. İster istemez insan bir beklenti içine giriyor. Mesela siz buraya geldiğinizde bizimle ilgili bir beklenti içine girdiniz. Biz geldiğimizde sizinle alakalı bir beklenti içine girdik. Ama temelde odaklanmamız gereken şey ne? Hepimiz ortalama elimizden geleni yaptığımızı düşüneceğiz ve artık olanla idare etmeye gayret edeceğiz. Çünkü elimizden geleni yaptıktan sonra sonucunu tahmin etmek ya da tahminle yürütmek gibi bir şansımız yok. Olana bakacağız ve olanla yaşamaya gayret edeceğiz ama olduğundan fazlasını da beklememeye gayret edeceğiz. Geçen gün mesela benim bir danışanım vardı, bir hanımefendi. Çok üzgündü. Evlilik problemlerinden bahsederken, eşiyle ilgili yakınmasını dile getirirken şöyle bir cümle kullandı. Zaten bu adam dedi bana hiçbir şey sormuyor. Ve dedi bu adamın bana hiçbir şey sormamasından nefret eder haldeyim dedi. Ben de peki dedim bunu örnekleyebilir misiniz? Mesela en son dedi şunu söyleyeyim dedi. Pahalı bir araba markası söyledi. İşte ben onun dedi 5.20, 5.30'unu istiyordum. Bana sormamış, gitmiş kafasına göre 5.20 bir araba almış dedi. Ve dedi ben artık bu adama tahammül edemiyorum.
Yani bu da bir beklenti, anlatabiliyorum değil mi? Hani bu da o kişinin yaşadığı bir problem. Dolayısıyla demek ki herkesin kendi hayatına ve kendi kıvamına göre bir şeyi abartarak bekleme huyu var. O zaman biz kendimize bakacağız ve abartarak beklemediğimizden emin olmaya gayret edeceğiz. Evet, mutlu insanların bir diğer kişilik özelliği de öfkeli, kızgın ve stresli olduğunda önemli kararlar vermiyor. Hayatı için vereceği ciddi kararları sakin ve rahat düşünebileceği zamanlarda alıyor. Bu da çok önemli maddelerden bir tanesi. Depresyondaysak evlenmeye karar vermiyoruz. Babamıza kızdık, annemize kızdık, evden bıktık. Alayım başımı gideyim deyip de önümüze gelen ilk evlenme teklifini ne yapmıyoruz? Kabul etmiyoruz. Çünkü o tepkisel verilmiş bir karar. Dolayısıyla mutlu bir evlilik olmama ihtimali yüksek. Ama bu arada depresyondayız ve böyle bir anda da boşanma kararı vermiyoruz. Ya da sefere çok kızdım. Bana yaptığı herhangi bir terslikten dolayı 18 yıldır birlikte iş yapıyoruz beraber kardeşimle. Yaşadığımız herhangi bir negatif duruma endeksli olarak 18 yılı bir anda kaldırıp da çöpe atmıyorum. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşadığımızda ya da bir gerginlik yaşadığımızda bizler tepkisel kararlar alıyoruz. Bizim tipik böyle bir Türk milleti olarak özelliğimiz var. Mutlu insanlar tepkisel oldukları anı bilirler ve bu tip anlarda da anlık kararlar kesinlikle vermezler. Hatta karar için sıkıştırıldıklarında da derler ki, bak ben bugünlerde kendimi iyi hissetmiyorum, sana karşı biraz kızgınım ya da falanca meselelerden dolayı kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bu önemli bir karar, böyle bir kararı şu anda vermek istemiyorum diyorlar. Ve tepkilerine ve kararlarına ve hayatları hakkındaki gelecek beklentilerine düzgün ve keyifli bir randıman çiziyorlar. Ama mutsuz insanlar ne yapıyor? Aklındaki hemen harekete geçiyor. Adama kızıyor, mesaj atıyor. Bu iş burada bitti, boşanalım. Şimdi bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge. Üçüncüsünde adam diyor ki tamam ya, verdim seni mahkemeye, boşuyorum seni. Sonra kadın pişman. Ya da bunu yapan erkek, bu sefer adam pişman. Ama karşı tarafta diyor ki tamam boşanıyoruz, bu iş burada bitti. Arkasından da işte böyle mendilli ve ağlamalı bir dönem devreye giriyor. Ne oluyor? İşte ben çok pişmanım, işte onu hırsla söyledim, öfkeyle söyledim. Öfkeyle bir şey yapmayacağız, öfkeyle bir şey söylemeyeceğiz. Bu konuda da çok dikkatli olacağız. Evet, bir diğer maddemiz. Geç yatmak, geç kalkmak yerine erken yatıp erken kalkmayı tercih ediyorlar. İlginç bir madde değil mi? Gerçekten de öyle. Yani mutlu insanların ortak özelliklerine bakıldığında büyük bir çoğunluğunun erken yatıp erken kalktıklarını görüyorsunuz. Yani böyle bir ilginç de bir özellik var. Ya Konya'da var mı bilmiyorum ama şimdi İstanbul'da, Ankara'da ya da büyük şehirlerde maalesef bu ciddi bir problem olmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz sosyal ağlar var, Facebook'lar var, işte bilgisayar üzerinden oynanan oyunlar var. Önceden evlerin anneleri, yani kadın figürünün neyi vardı, neyi meşhurdu? Düzgündü, disiplinli ve dengeliydi değil mi? Akşam vaktinde yatar, vaktinde uyurdu, sabah uyanırdı, kocasını, çocuklarını işe güce gönderirdi, okula gönderirdi. Erken saatte işini gücünü bitirirdi. Öğleden sonra da gezmeye, tozmaya bile vakti kalırdı. Şimdi aslında ben Anadolu'dan gelen insanlarla çalıştığım için de biliyorum. Şimdi bizim hanımlarımızda da böyle bir huy peydah olmaya başladı maalesef. Ve mutsuz kadınlardan bahsediyorum ya. Mutsuz kadınlarda gördüğüm bir özellik maalesef. Geceleri çok geç saatlere kadar bilgisayar başında oturuyorlar. Sabahlara kadar internet başında birileriyle sohbet ediyorlar, oyunlar oynuyorlar. Bir de Müslümanız ya elhamdülillah. Sabah ezanı okununca da sabah namazlarını eda edip ondan sonra yatıp uyuyorlar. Tabii sabah namazı uyuyan bir kadın ne yapıyor? Öğlen saat 1'de okula giden çocuğunun okula yetişmesini bile zar zor sağlayacak bir saatte uyanıyor maalesef. Ve çocuğunu öğlen saatinde okula götürüp teslim ediyor. Ondan sonra evine geldiğinde evin işiydi, gücüydü bilmem ne derken saat 8 koca eve geldi. Adam aç tabii. Diyor ki yemek hazır mı? Tamam hayatım bir saate kadar hazır olacak.
Niye? Çünkü ocağa yeni koymuş, daha pişmesi lazım. Ve dolayısıyla adam suratını asınca da suç oluyor. Böyle garip bir tabloyla karşılaşmaya başladık. Dolayısıyla bu maddeyi bilgisayar başında çok fazla vakit geçiren ve karısını deli eden erkeklere ve ev içerisindeki yaşam prensiplerini yitirmiş sevgili hanımefendilere hediye ediyoruz bu maddeyi. Tamam mı? Akşam erken yatan, sabah erken kalkan insanların işi rast gidiyor. Ama diğerlerinin maalesef bu şekilde giden bir işi yok. Evet, bir diğer maddemiz de sıkıntılı olduğunu fark ettiğinde zihnini rahatlatacak başka şeylere odaklanıyor. Böylece moralini bozan durumdan uzaklaşıp daha rahatlatıcı faaliyetlere odaklanarak kendini gevşetiyor. Bu benim özellikle öfke kontrol çalışmalarında da çok fazla uyguladığım yöntemlerden birisidir. İnsanlar her neye odaklanıyorlarsa, yani zihinlerini her neye kilitlemişlerse, Allah'ın hikmeti onun dışında başka bir şey düşünme şansları var mı? Yok. Dolayısıyla herhangi bir şeye üzüldüğümüzde, moralimizi bozduğumuzda, mutlu insanların tipik ortak özelliği, ne yapıp edip dikkatlerini çekecek yeni bir alt alan oluşturuyorlar. Diyelim ki Sefer'e kızdım, niye bu çocuk bana böyle davrandı diye durup durup onun hakkında düşünmek yerine hemen aklıma başka bir şey getiriyorum. Diyelim ki yazmam gereken bir yazı, yarın için hazırlamam gereken bir rapor. Buna benzer hareketi ve buna benzer başka bir şey devreye sokuyorum ve ne yapıyorum? Dikkatimi oradan uzaklaştırıyorum. Mutlu insanların en başarılı olduğu alanlardan birisi bu. Sıkıntıya ve olumsuzluğa odaklanmamak, hemen kendilerine yeni ve keyifli bir cephe açmak. Çünkü herkes biliyor ki bir süre sonra siz de farkındasınızdır. Falanca konuya ister 3 gün üzülün, ister 5 gün üzülün. O olay bir süre sonra nasıl olsa randıman alacak. Ve dolayısıyla kaybettiğiniz vakit yanınıza kâr kalacak. Ve kendinizde oluşturduğunuz o negatif duygular da yanınıza kâr kalacak. Hal böyle olunca hemen odaklanacağımız iyi ve keyifli bir şeyler buluyoruz. Evet, mutlu insanların ortak kişilik özelliklerinden bir diğeri de yine çok ilginç bir madde. Bu insanlar çocukları çok seviyorlar. Evet, kendi çocukları veya başkalarının çocuğu fark etmez. Çocukları seviyorlar ve onlarla vakit geçirmekten çok hoşlanıyorlar. Şimdi ben bu maddeyi gerçekten çok seviyorum. Keyifli, neşeli, eğlenceli, matrak, çevrenizde ne kadar mutlu ve tatlı diye düşündüğünüz insan varsa lütfen şöyle bir göz atar mısınız? Emin olun ki onların yakın çevresinde mutlaka çocuk vardır ve bu insanlar çocuklarla çok keyifli oyun oynamayı biliyorlardır. Çünkü çok enteresan bir şey. Biz her ne kadar yetişkin olup da çocukları terbiye ettiğimizi düşünürsek düşünelim. Aslında çocukla sık sık muhatap olmak, onun dünyasına girmek, onun hayallerine eşlik etmek, onunla oyun oynamak, onlarla eğlenmek, gülmek, onlarla çığlık atmak insanı o kadar acayip derecede rahatlatıyor, o kadar güzel motive ediyor ki inanamazsınız. Ben kendi adıma şunu çok net olarak söyleyeyim. Arada bazen Face'den falan da fotoğraf atıyorum. Mesela oturduğumuz sitede ben çok da yoğun yaşıyorum, hani öyle düşünün. Arada sırada sitede sokağa iniyorum, yani dışarıya siteye iniyorum ve sitedeki çocuklarla yakar top falan oynuyorum. Hani bu ortada sıçan diyoruz ya, ben genelde vurucuyum tabii, kenarda duruyorum ve o çocukları vurmaya çalışıyorum. Ya da saklambaç oynuyoruz. Hani güya sözüm ona çocukları oynatıyorum ama emin olun çocuklardan daha çok ben kendim eğleniyorum. Onlarla beraber gülmek, eğlenmek, kahkaha atmak ve bir şey çok enteresan. Onlarla oyun oynarken mesela bir problem yaşıyorsunuz ya, garip bir şekilde onların o olaya bakış açısıyla karşılaşıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki böyle, ben mesela onu duyuyorum. Allah'ım diyorum ya, biz yetişkinler ne biçim saçma sapan bakıyoruz olaya. Şimdi biz öyle düşünüyoruz. Çocuk hiç öyle bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyor. O başka bir şey söyleyip ortama çok enteresan bir açı geliştiriyor. Ve diyorum ki ben işte bak, çocuklarla bir arada olmak lazım. Ve onların bu cıvıltılı halinden mutlak anlamda kendimize dert çıkarmak lazım diye de düşünüyorum. Evet, bir diğer özelliğimiz de mutlu insanlar insanlara güveniyorlar.
Bir insanın yaptığı hatayı insanoğlunun tamamına mal etmiyor, herkes için yeni bir sayfa açabiliyorlar. Bu çok önemli aslında. Kesinlikle. Güven esası. Nevrotiklerin, nevrotikler var diyor bu ikinci sınıf, nevrotiklerin özellikle de psikotiklerin, en fazla psikotiklerin en başarılı olduğu alan kimseye güvenmemektir. Babası dahil, annesi dahil hiç kimseye güvenmezler. Buradakiler anneye babaya güvenirler de, diyelim ki komşu kızı Leyla 17 yaşında ona bir yanlışlık yaptı. Ergenlerin tamamı gümbürtüye gitti. Niye? Çünkü Leyla ona haksızlık yaptı şimdi. Ya da bir kere nişanlanır, sözlenir, sözlüsünden ayrılır. Ondan sonra karalar bağlar. Ben erkeklere güvenmiyorum zaten. Ben de şakayla karışık şu espriyi yapıyorum. Ya da bunun aynısını yapan bir erkek olduğunu düşünün ve kızlara güvenmediğini düşünün. Diyorum ki yahu hayret bir şey. Yeryüzünde 7 milyar insan varsa, bu 7 milyarın da yarısı erkek, yarısı kızsa, kadınsa, sen bir tanesini tanıdın, 3,5 milyarını birden gözden çıkarıyorsun. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla peygamberlerin hayatlarına ve yaşamlarına da ne olur bir göz atalım. Peygamber aleyhisselam kendisine yanlışlık yapanlar hakkında bir takım olumsuz ve üzüntülü duygular yaşadığında Allah aşkına hangi insanları gözden çıkardı? Ya da evladıyla birlikte yolda yürürken tepesinden aşağıya deve bağırsakları boşaltıldığında kime olan ümidini yitirdi? Biz lafa gelince çok ümitkar davranıyoruz ama aslında mutsuz insanların tipik ortak özelliği hemen ve çok kolay, hızlı bir şekilde vazgeçiyoruz ve lütfen bunu yapmamaya gayret edin diyoruz. Evet, mutlu insanların ortak kişilik özelliklerinden bir diğeri de insanları olduğu gibi kabul edebiliyorlar. Herkesi kendine göre değiştirmeye çalışmıyorlar. Tanıdık geldi mi? Şimdi günümüzdeki en önemli şeylerden bir tanesi odur ya, değiştirebilirim. Herkesi kendimize göre değiştirmeye çalışıyoruz. Kendimiz mutsuzuz, bir başkalarını da kendimize göre değiştirmeye çalışıp onların da mutsuz olmasına vesile olmaya çalışıyoruz. Yani insanları aslında olduğu gibi kabul etmek yerine tamamen kendimize göre şekillendirdiğimiz bir yapıyla onları kabul etmeye hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Ama onlar bize göre şekillendikleri zaman da bu sefer de onları beğenmiyoruz, çöpe atıyoruz. Böyle bir çıkmaz içerisindeyiz. Bunu aile ve çift terapileri açısından tatlı bir cümleyle hemen ekleme, ilave yapayım. Şöyle ki, şöyle düşünüyoruz. İnsanlar evlenmeden önce ya da herhangi bir insanla arkadaşlık yapmadan önce ya da herhangi bir sürecin içine girmeden önce aslında iç dünyalarında gizli kontratlar yaparlar. Düşünün ki bir beyefendi bir hanımefendiyi görür. Aslında onu gördüğü haliyle beğenir ya da bir kadın aynı şekilde bir beyefendiyi görür. Onu gördüğü haliyle beğenir ve onu kendisine diyelim ki eş olarak seçer. Ama aradan bir süre geçtikten sonra onu kendi algıları ve kendi anladığı şekliyle değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışır. Bunu başarır da enteresandır ama hani neydi o? Üzüm üzüme baka baka kararır. Körle yatan şaşıyla kalkar misali. İnsanlar farkında olmadan birbirine de dönüşür gerçekten. Dönüşümden sonra da çift terapilerine başvuru sayısı artar, şaka gibi. Biz diyoruz ki ilk kontratı bozdunuz. Aslında içsel ilk kontrat vardı. O kişiyi o haliyle beğenmiştiniz. Sonra annen bir şey dedi, annene göre onu evirdin, çevirdin. Falanca komşu bir şey dedi, ona göre yeniden çevirdin. Filancanın kocası işte sevgililer gününde yüzük almıştı. Onu sevgililer gününde yüzük alacak duygusal bir adam haline çevirdin. Ama onu o hale çevirirken, o adam film izlerken senden daha çok salya sümük ağladı. Bu sefer de adamı yanına yakıştıramadın. Dedim, böyle ağlayan erkek mi olur? İyi de duygusallaştırdın adamı. Tabii ağlayacak. Dolayısıyla ne yapıp edip kendi kafamıza göre evirip çeviriyoruz. Ardından ilk kontratı bozuyoruz. Bozduktan sonra da bozduğumuz malzeme ile problemler yaşamaya başlıyoruz. Hal böyle olunca ben de diyorum ki öncelikle şu içsel kontratlarımızın bir farkında olalım. Kendimiz için ne istediğimizi bilelim. O kontrata uygun bir ilişki içine girelim. Ondan sonra da herkes birbirini mümkünse olduğu gibi kabul etsin. Zaten o yaşam içerisinde kendiliğinden
tatlı benzeşmeler illaki olacaktır. O da zaten işin normal ve tatlı olan kısmı. Evet, bir diğer maddemiz de ortalama kendilerini tanıdıkları için zaman içinde kendilerine sorun çıkarabileceğini bildikleri durumların içerisine girmiyorlar. Bu çok tatlı bir hareket, biliyor musunuz? Aslında aklı başında makul dediğimiz insanlar var ya ve mutludurlar onlar tabii ki. Genellikle bu insanlar kendi tarzlarını bilirler ve kendi tarzlarını zorlayacak sürecin içine girmezler. Diyelim ki mesela atıyorum benim Cedel'den hoşlanmayan bir insan olduğumu düşünelim. Öyle de ama öyle düşünelim ayrıca. Diyelim ki ben bir insana bir şey söylüyorum, o bana ters bir cevap verdi. Sonra anlamadığını düşünmüş olabilirim. Refleks olarak ve tatlı bir şekilde o kişiyi yeniden uyarır gibi bir şey söylediğimi düşünün. Diyorum ki yok yok pardon beyefendi, sizi yanlış anladınız zannediyorum. Öyle değil, hemen şöyle demek istemiştim diyorum. Ama bakıyorum ki karşı taraftan yine ters bir laf geldi ya. Ne yapıyor buradaki kişi? Kendisi cedele girmekten hoşlanmadığı için ve o ortama da girerse orayı da zaten terk edip gidecek, belki de iş ahlakı bozulacak ya da ne bileyim yapacağı bir kontrat bozulacak. Belki de durumu o seviyeye getirmemek için ne yapıyor? Diyor ki peki hala neyse tamam öyle olsun diyor ve kalkıp gidiyor. Şimdi benim mesela insanların ilişkilerinde, bu ilişki terapilerinde de hep dikkatimi çeken enteresan bir nokta. Mesela o işin boşanmayla sonuçlanacağını bilseler bile karı koca nasıl kavga ediyorlar, nasıl kavga ediyorlar inanamazsınız. Sonra ben düşünüyorum ki ya sen mesela bir kadınsın ya da bir adamsın. Sen koskoca 40 yaşına gelmiş insansın ve artık son kertede bu cümleyi söylediğinde bu cümlenin sonunun mahkemeye gideceğini biliyorsun değil mi? Biliyor. Neden söylüyorsun? Ama diyor onu söylemezsem rahat edemem diyor. Onu söyleyeceğim diyor, başka türlü ben rahat edemem. Söylediğinde rahatlamış oluyor, evet, ama sonra iş bizden çıkıyor. Nereye gidiyor? Hukuk sistemine ve boşanma davasına. Ondan sonra bunlar boşanma mahkemeleriyle falan uğraşırken tekrar bir geliyorlar ki canhıraş, ay ben çok pişmanım, ne olur yardım edin, ne olur kocamı siz arayın. Ya ben senin kocanı niye arayayım? Hani terapistim ya, ne olur kocamı siz ikna edin, siz arayın, onu buraya çağırın, ne olur beni boşamasın. Ya da bunu yapan erkekler var. Ne olur Mehtap Hanım, eşim sizi çok seviyor. Telefon numarasını veriyor karısının. Lütfen karımı arayın. Hani gerekirse benim de aradığımı ya da benim söylediğimi söylemeyin. Siz kendiniz arıyormuşsunuz gibi yapın. Ne olur onu boşanmaktan vazgeçirin. Ben de diyorum ki iyi de ben müneccim miyim? Hani işin bu celseye geldiğini nereden biliyor olacağım? Onu nasıl açıklayacağım? Bu bir. Biz terapistler birilerini aramayız. İki. Dolayısıyla dilinin şişini indirmek deriz ya, Anadolu tabiri. İnsanlar, enteresan bir şekilde mutsuz insanların tipik ortak özelliği, dil şişi indirmeye bayılıyorlar ama bundan sonra da kendilerini korkunç bir pişmanlık bataklığına atıyorlar. Bunun da farkındalar ve hala kör körüne aynı hatayı da yapmaya devam ediyorlar. Üzülerek söyleyeyim, bu tip insanlar için yapılabilecek bir şey yok maalesef. Evet, mutlu kişilerin ortak kişilik özelliklerinden bir diğeri de fiziksel ve ruhsal olarak kendisine zaman ayırıyor. Dinleniyor, dinginleşiyor, arkasından atlı kovalıyormuş gibi yaşamıyor. Bu şimdi bizim gibi insanlar için. Şu normal olanlar vardı ya, normal, onlar için bir madde aslında. İstediğiniz kadar normal olun, istediğiniz kadar tatlı, keyifli, harika, fıstık gibi olun, hiç fark etmez. Aşırı derecede iş yoğunluğu, kendimize zaman ayırmamak, sevdiğimiz insanlarla oturup sohbet etmemek, çocuklarla oyun oynamamak, yaptığımız işle alakalı bazı şeylere dur dememek, arada sırada bir şeyler okumamak, arada sırada bizi geliştireceğine inandığımız faaliyetler yapmamak ve iş yükünün anormal derecede artması, her normal ve sağlıklı insanı, şu birinci seviye vardı ya, seferin olduğu seviye, her normal ve sağlıklı insanı bile bir süre sonra mutsuzlaştırmaya başlar. Dolayısıyla şunu düşüneceğiz, gene Anadolu tabiri ben çok severim. Halının tozu, kadının işi bitmezmiş derler ya, öyle hakikaten öyle. Kadın milletinin işi bitmiyor, ben işi bitmiş bir kadın görmedim. Siz gördünüz mü? Görmedim ben.
İşi bitmiş bir erkek de görmedim ya da işleri randıman almış bir erkek de görmedim. 2 saat olsun adam kendisine zaman ayırmayı ya da karısıyla tutup da şöyle bir ortalıkta tur atmayı iş ve meslek hayatına ciddi bir balta olarak algılıyor. Yani hepimizde var o psikoloji, çünkü bende de var. 2 gün vakaya bakmazsam sanki bizim psikoloji camiası batacak falan zannediyorum. Halbuki batacağı da yok. Bak bugün buraya geldim. Ne oldu? Psikoloji camiası ayakta ve sapasağlam yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla kendimize zaman ayırmak zorundayız ve kendimizi dinlendirmek zorundayız. Bunu her normal ve sağlıklı insanın mutlak olarak yapması gerekiyor. Aksi halde farkında olmadan beynimizin mutluluk hormonu salgılamasına engel oluyoruz ve mutsuzlaşıyoruz. Mutsuzlaştıkça toleransımızı yitiriyoruz. Tolerans yitirilmesi ne demektir? İnsanların öfkeli ve saldırgan olması demektir. Tamam mı? Bu da çok önemli. Evet, bir diğer madde, daha doğrusu 2 madde birbiriyle bağlantılı aslında. Birisi kendine iyi gelecek, ruhsal olarak rahatlatacak alternatif işler yapıyor. Bir diğeri de arada sıra hayatında değişiklik yapıyor. Sabah iş, akşam ev veya aynı hayat sisteminin dışına çıkmaya gayret ediyor. Bu aslında biraz önce söylediğimizle de bağlantılı. Sonuçta evet, akşamları çok yoğun bir iş tempomuz olabilir ama sevdiğimiz bir arkadaşımızı hemen telefonla arayıp da yarım saat bir yerde kahve içmek bile bir değişikliktir. Hiç sinemaya gitmemişsek bir sinemaya gitmek değişikliktir. Çok evde oturmuşsak dışarı gitmek değişikliktir. Benim yaptığım gibi sürekli dışarıdaysanız evde pijamayla akşama kadar oturmak çok büyük bir değişikliktir. Dolayısıyla her ne yapıyorsak yaptığımız şeyin tersini yapmak çok ciddi bir değişikliktir. Mesela bazen şeyi söylüyorum. Diyorum ki kişiler işlerine giderlerken farklı sokaktan gidin. Hep evet, aynı yol evet, üzerinde doğru. Gitmeyin. Yolunuzu değiştirin. Farklı bir sokaktan gidin. Veya okulunuza farklı bir sokaktan gidin. Evinize gelirken arka sokaklardan gelin. Dönün dolaşın gelin. Yani her zaman geldiğiniz veya her zaman gittiğiniz yerin bile ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Bu da çok ciddi, güzel önemli bir şey söyledin. İlke. Patlıcan yemeğini ya da ıspanak pişirirken bile alışık olduğunuz ve benim damağım bunu seviyor, bunun dışındaki pişirme şeklini sevmiyorum diyoruz ya biz. Bizim öyle bir huyumuz var. Mesela arada sırada pişirdiğiniz yemekleri bile hiç alışık olmadığınız farklı şekillerde pişirin. Çok enteresan. Diyelim ki ıspanağı normalde alışık olduğunuz şekilde yiyip duruyorsunuz ya, beyin otomatiğe bağlıyor. Ama hiç ummadığınız ve farklı bir şekilde ıspanak yemeğini pişirdiğinizde sadece o değişimle bile beyninizin 8 ayrı bölgesi harekete geçiyor, biliyor musunuz? Çünkü hep benzer şeyi almaya alışmış ya bünye. Aniden farklı şekilde giriş yaptığında sadece sofrada oturup farklı pişmiş bir yemeği bile yediğinizde beyninizin 8 ayrı bölgesi inanılmaz bir şekilde harekete geçiyor. Bunlar bile son derece önemli teknik bilgiler. Evet, bir diğer madde yaşadığı anın değerini biliyor. Sıkıntı veya stres olsa bile nasılsa geçeceğini düşünerek zorlandığı konuları uzatmıyor. Bu çok önemli. Diyelim ki buraya geliyoruz. Diyelim ki de telefon aldım. Diyelim ki de hoşuma gitmeyen bir cümleyle karşılaştım. Sonra biz tipik olarak ne yapıyoruz bizim insanımız? Of, pof, şimdi buraya geldim ama aman işte hani Mevlana'yı gören mi var? Aman Alaaddin Tepesi'ni görecek göz mü kaldı bende? Gibi kafayı o probleme takıyoruz ve şuranın tadını çıkarmayı unutuyoruz. Daha sonra öyle bir şey oluyor ki gittiğimiz anda da o problem her neyse onu bir şekilde çözümlüyoruz. Çözümlemesek de o haliyle öyle ya da böyle yolunu buluyor zaten. Sonra ben bir gün düşünüyorum, aradan 2 ay geçince birileriyle karşılaşıyorum. Diyorum ki Konya'ya gitmiştim. O da bana diyor ki Mevlana Tepesi'ni gördün mü? Orada işte bilmem ne tatlısı yedin mi? Yok, görmedim. Şunu yedin mi? Ya vallahi arkadaşlar bir şey yedirmişti ama o neydi ki hatırlayamıyorum. Şurayı ziyaret ettin mi? Mevlana'ya gittin mi? Yok, kafam çok doluydu da fırsat olmadı. Ben ne anladım şimdi Konya'ya gelmekten? Enteresandır, Allah'ın hikmetidir de problem ne olursa olsun ya çözülür ya çözülür. Ya hoşumuza gidecek bir şekilde çözülecektir ve biz mutlu olacağız
ya da hoşumuza gitmeyecek bir şekilde çözülecektir. Ama bunun da mutlak olarak bizim hoşumuza giden yeni bir alternatifi devreye girecektir. İşler yoluna girecektir. Biz kaybettiğimiz yanımızda kâr kalarak yaşıyoruz ve bunu da alışkanlık edinmiş bir milletiz. Lütfen bunu da yapmayalım. Mutlu insanlar şöyle yapar. Telefon geldi, olumsuz bir şey oldu ya, diyelim ki surat bozuldu. Sefer sordu, dedi ki ne oldu, hayırdır? Ya aman boş ver ya, İstanbul'da bir şeyler ters gitmiş de boş ver ya. Hadi gel bir Mevlana'yı ziyaret edelim, bir daha mı geleceğiz Konya'ya? Bir daha mı geleceğiz dünyaya yapıp buranın keyfine odaklanmak lazım. Evet, bir diğer madde de evine, ailesine, sevdiklerine zaman ayırıyor diyoruz. Yani mutlu insanların ortak kişilik özelliklerinden bir tanesi de bu. Ya ben kendimize çok üzülüyorum. Kadınlar temizlik yapmaktan, beyler rızık peşinde koşturup da faturaları ödeme derdinden çocuklarının büyüdüğünü görmüyor. Maalesef ne kadar acı. Çocuklarınız gözünün önünde büyüyor ama geriye dönüp baktığınızda şaka gibi ama çocuğunuza anlatabileceğiniz tek bir anısı olmayacak sizde. Çok acı bir durum, biliyor musunuz? Annelere diyorum ki oyun oynayın çocuklarınızla. İyi de diyor Mehtap Hanım, evin akşama kadar işi gücü. Yani dediğim gibi evinin işi biten bir kadın görmedim. Ama çocuğu hızla büyüyen anne çok gördüm. Evinin işi biten, işte yemeğini yetiştirememiş falan ya da her şeyi yoluna koymuş bir anne hiç görmedim. Ama çocuğu 17-18 yaşına geldikten sonra çocuğunun geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadığı için çocuklarıyla güzel ve keyifli oyunlar oynamayarak vicdan azabı çekmekten depresyona girmiş anne çok gördüm. Aynı şekilde masraflar peşinde koşturduğu için çocuklarıyla ilgilenmeyen baba da çok gördüm. Ben şunu düşünüyorum. Anneler ve babalar, anneler özellikle evin işleriyle alakalı olarak, babalar da rızıkla alakalı olarak o kadar çok kendilerini perişan etmek zorunda değiller. Babalarımız sağ olsunlar, iki tane çocukları varsa, bir tane de tesadüfen ev almışlarsa, Allah yardım etmişse, ne yapıp edip yemiyorlar, içmiyorlar, Allah razı olsun kendilerinden. Mutlaka ikinci evi de almaya çalışıyorlar. Niye? İki tane evlat var, hani birine bir ev, ötekine de bir ev olsun bari. Evlatlarımıza ev bırakacağımız kadar ya da onlara gayrimenkul bırakma derdimiz olacağına ya da hani bunun için uğraşıncaya kadar çocuklarımıza anı bırakmaya ne dersiniz? Ben hep öyle düşünüyorum. Lütfen çocuklarınızın kafasında onlara anı bırakmış anne babalar olun. Çünkü ne kadar acı, biliyor musunuz? Mesela sizler bile kendi adınıza düşünün. Allah aşkına aranızda kaç tane var? Babasıyla oyun oynadığını hatırlayan birileri var mı? Elini kaldırabilir mi? Babasıyla oyun oynadığını hatırlayan. Bak şu kadar kalabalıkta 5-6 kişi. Annesiyle hiç oyun oynadığını hatırlayan var mı aranızda? Annesiyle oyunlu bir anı var mı? Gene 7-7 tane falan en fazla. Bu çok acı bir şey. Çocuklarımızın onlara hediye edeceğimiz eşyalara, miraslara değil, onlarla geçmiş olan güzel anılara ihtiyaçları var. Niye anı, biliyor musunuz? Onu da hemen bilimsele bağlayayım da işte sağlama alayım, değil mi Sefer'cim? Alzheimer diye bir baş belası hastalık türedi, biliyorsunuz değil mi? Şu an kanserden daha beter ve birçok ailenin de başına bela oldu. Alzheimer'ın en güzel ilacı ne biliyor musunuz? Anı, geçmiş anı. Alzheimer hastasına geçmiş anı hatırlatması yapmaya çalışıyoruz. Adam diyelim ki 60 yaşında Alzheimer olmuş ve geçmişi onu hatırlatmaya çalışıyoruz. Beyninin tazelenmesi için çocukluğuyla ilgili bir şey hatırlatmaya çalışıyoruz. Malzeme yok. Babayla yaptığı bir şey hatırlatmaya çalışıyoruz. Malzeme yok. Anneyle yaptığı bir şey hatırlatmaya çalışıyoruz. Malzeme yok. Ne kadar korkunç bir şey. Dolayısıyla bir annenin ve babanın çocuğuna verebileceği en güzel hediye, çocuğu büyüdüğünde eğer Alzheimer olacaksa şayet, Alzheimer'ıyla mücadele edebilmesini sağlayacak olan anı biriktirmesidir. Anılar oyunlarda, anılar sohbette ve anılar onlarla geçireceğiniz keyifli zamanlarda. Lütfen bence yatırımı oraya yapın. Ev toz olabilir, fark etmez. Mal mülkte çok olmak zorunda değil, rızıkta bir şekilde Allah gönderiyor. Orayı da çok takmaya gerek yok diye düşünüyorum.
Evet, bir diğer ortak özellik de günlük işlerini zamanında yapmayı tercih ediyor. Böylece iş biriktirip kendini bunaltacak durumların içine düşmüyor. Şimdi burada şunu hemen söyleyebiliriz. Ramazan ayındayız ya. Hani şöyle düşünelim. Ben genelde şu örneği veriyorum bu maddeyle ilgili. Diyorum ki farz edelim 10 gün yemek yemediniz. Ertelediniz. 10 gün sonra yiyeceğim diye düşündünüz. Ne olur? Ya bunu düşünmeye çok gerek yok. Çünkü Ramazan ayındayız zaten. Şunun şurasında toplamda 17-18 saatlik açlığa dayanamıyoruz değil mi? Bir anda dengemiz bozuluyor. Yani yemediğimiz yiyecekleri bir anda yemeye çalıştığımız zaman bile bazen çok fazla yersek ne oluyor? Hazımsızlık veya bir takım rahatsızlıklarla karşılaşabiliyoruz. Onun için mutlu insanların ortak özelliklerinden bir tanesi de işlerini çok fazla ertelememeleri, zamanında yapmaları. Bu önemli. Mesela biz yaşam koçluğunda şöyle bir öneride bulunuruz. Hızlı, kolay, basit yöntemler uygulayın deriz. Mesela kişi kitap okumaktan hoşlanmadığını söyler. Kitap okumak istiyorum der. Ona deriz ki mesela her gün bir sayfa ya da her gün bir paragraf sadece. Diyor ki bu kadar mı? Evet bu kadar. Şimdi her gün bir paragraf okuduğunu düşünün. Şimdi bir paragraf okuyor. Ertesi gün yine bir paragraf. Sonra bir sonraki gün bir paragraf. Bakıyor olacak gibi değil. İki paragraf. Bazen bir sayfa. Ertesi gün bir sayfa. Bazen iki sayfa. Giderek artıyor. Ama şöyle düşünün. Kitap okumak istediğini söyleyip de bunu ertelediği için hiç okumayan insanlar var. Ama her gün bir sayfa okuyan bir kişi yılda en kötü ihtimalle bir kitap bitiriyor. Ne enteresan bir şey değil mi? Aslında ne kadar kolay, ne kadar basit, ne kadar uygulanabilir. Yürümeyi sevmediğini söyleyen insan, işte gözümde büyüyor, yürüyemiyorum, doktor yürümemi söylüyor ama erteliyorum diyor. Diyoruz ki günlük sadece 100 metre yürü. 100 metre. Yani buradan işte şu çadırın sonuna kadar bir şey veya biraz daha ilerisi. O kadar yani. Gideceksin ve geleceksin 100 metre. Diyor ki tamam bir deneyeyim. Deniyor. Güzel. İkinci gün. Üçüncü gün diyor ki ya zaten kıyafetleri giyip de sokağa çıktıktan sonra bari biraz daha yürüyeyim de yürüyüşü gerçekleştireyim diye. İşte buna da hızlı, kolay, basit yöntem diyoruz. En kolay, en basit, en hızlı olanını seçip işleri ertelemeden hemen yoluna koymak. Harekete geçmek. Bunun bir diğer adı da. Şimdi üç tane maddeyi peş peşe okuyacağım. Çünkü bunlar birbirine bağlantılı. Kendini motive edecek, iyi hissettirecek güzel sözler söylemeyi ihmal etmiyor mutlu insanlar. Ve sabah uyandıklarında aynaya kendilerine gülümseyerek bakmayı ihmal etmiyor. Herhangi bir işle ilgili olarak kendini beceriksiz veya kötü hissettiğinde aynı konuyla alakalı geçmişte yaptığı başarılı bir durumu hatırlıyor ve kendi kendisine diyor ki yok ya o kadar da değil, o kadar da beceriksiz değilim, sadece bu durumla ilgili böyle oldu. Yoksa ben her zaman bunu iyi yapardım. Şimdi bunların hepsi aslında üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen üç madde. Mutlu insanların en fazla yaptığı şeylerden birisi bu sevgili konuklarımız. Kendilerini motive etmeyi biliyorlar. İyiyim, hoşum, harikayım demeyi beceriyorlar. Diyelim ki motivasyonu olmayan bir kadın fırına kek yaptı, attı, kek de kabarmadı. Genellikle bizim depresif insanımızın olaya bakış açısı aynen şöyle ya da mutsuz insanın Allah kahretmesin ben zaten neyi beceriyorum ki? Bir dakika ya hanımefendi ne yapıyorsun sen? 8 tane zaten masaya yemeği sıralamışsın. Hepsi birbirinden lezzetli, harika görünüyor. Bir tane keke kabartma tozu atmayı unutmuşsun diye 8 tane başarı masanın üzerinde kebap gibi yatarken bir tane başarısızlık üzerinden kendisini demoralize ediyor ve misafirini de hoş olmayan bir üslupla ağırlamayı başarabiliyor. Dolayısıyla demek ki kendimizi motive etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Yaparım, hallederim, üstesinden gelirim. Çünkü şimdi artık hani psikolojide böyle teoriler de var. Kendimize ne söylersek kendimizi ona inandırıyoruz ve inandığımız gibi de yaşamaya başlıyoruz. Dolayısıyla ben kötüyüm, beceriksizim, zaten güzel de değilim, neyi yaparım ki diye düşündüğünüzde emin olun öyle olmaya başladığınızı görürsünüz.
iyiyim, hoşum, harikayım, keyifliyim, fıstık gibiyim diye düşündüğünüzde de hemen böyle olmaya başladığınızı görürsünüz. 2-3 tane madde kaldı bu arada, bitiyor. Evet. Korktuğu konulardan kaçmak yerine üzerine giderek çözmeyi tercih ediyor diyoruz. Bu maddelerden. En sevdiğimiz yöntemlerden birisi. Panik atak, dahil kaygı bozukluğu, obsesyon, takıntı, temizlik, titizlik. Aklınıza gelecek her türlü psikolojik problemde de çok etkili bir yöntemdir. Her neyin sizi geri adım attırdığını düşünüyorsanız inadına lütfen üzerine gidin. Çünkü mutlu insanlar üzerine gittiği için mutludur. Önce korkar, kaygılanır. Sonradan da aman boş ver ya yapayım ne olacaksa olsun der, yapar. Ve yaptığında da bakar ki aa o kadar da korktuğum kadar değilmiş, aferin bana diye düşünür. Ve daha sonra bu başarıyı bir sonraki korkulu başka bir durumda da referans olarak kullanır. Ve böyle böyle hareket ettiğinde bir de bakar ki muntazaman hep mutlu olmaya başlamış. Evet, bir diğer maddede doğru yerlerde hayır demeyi biliyor. Bizim insanımız hayır demeyi bilmiyor, siz de farkındasınızdır değil mi? Herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. Ona evet, buna evet, tamam, peki, nasıl istersen. Sonra bir bakıyoruz ki günün birinde mutsuzlaşmaya başlamışız. Çünkü hep başkaları için yaşadığımızı, hep başkalarına göre ve başkaları ile ilgili işler yaptığımızı fark ediyoruz. Bir süre sonra diyoruz ki Allah geldim 40'ıma. 40 yıl boyunca acaba 4 tane şeyi sadece ve sadece ben istediğim için yaptım mı? Hayır. O zaman bu çok acı bir hayat biliyor musunuz? İnsanlar belirli bir yıla kadar yaşasınlar ve o kadar yılın sonunda da sadece ve sadece 2 ya da 3 tane şeyi bile kendi keyifleri için yapmamış olsunlar. Bu da bazı noktalarda ve bazı durumlarda bazı insanlara hayır demeyi gerektiriyor. Lütfen hayır demeyi öğrenin ve böylece kendinizi mutlu edin diyoruz. Evet, yavaş yavaş da toparlayacak olursak. Alıngan ve kırılgan değildir ve küsme huyları yok diyelim ve bitirelim bence. Evet, böylelikle mutlu insanların ortak özelliklerinden şöyle hızlıca yaklaşık 1 saat içerisine sığacak kadar sizlere bahsetmiş olduk. Buradaki en önemli ilkelerden bir tanesini söyleyeyim, burada olmayan. En önemli ilkelerden bir tanesi de harekete geçmek. Beklemeden harekete geçmek. Bu çok önemli. Neden beklemeden harekete geçmek? Beklediğimiz andan itibaren bir şeylerin harekete geçme süreci ve süresi yani harekete geçmesi bizden uzaklaşıyor. Onun için biraz önce söylediğim gibi hızlı, basit, kolay olanından başlayarak kendimizde bir takım değişiklikler yapmak ve bu değişiklikleri etrafımızdaki insanlara da yaymak önemli. Çünkü mutsuzluk hastalık şeklinde insandan insana yayılıyor. Mutluluk etrafınızdaki insanlara pozitif bir enerji saçarken mutsuzluk bir veba gibi günümüzde maalesef toplumları çürütüyor. Sadece günümüzde Türk toplumunun problemi değil, bütün dünya milletlerinin böyle bir sıkıntısı var. E onlar bu sıkıntıyı yaşayacaklar diye de biz de aynısını yaşamak zorunda değiliz, değil mi? Evet, son olarak evet, ben de hemen şey toparlamış olayım. Şu tembihi ve hani ricayı yapmak istiyorum özellikle. Son zamanlarda psikolojik destek çalışmalarının hedefi, amacı falan aslında herkes tarafından da bir şekilde anlaşılmaya başlandı. Lütfen mümkün olduğunca kendiniz için iyi bir şeyler yapmaya gayret edin. Ama bununla birlikte yapamadığınız ya da yeterli olmadığınıza inandığınız noktalarda da psikolojik destek programlarından da istifade etmekten çekinmeyin, olur mu? Çünkü bizim yaptığımız iş hayatı boyunca insanların kendi kendilerine taktıkları çelmeleri ortadan kaldırmak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak. İnsanları geçmişle barıştırmaya ve geleceğe umutla bakmaya ve harekete geçmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için ben mutlaka psikolojik destek çalışmalarına da yüzünüzü dönün diyorum. Karı koca problemlerinde siz günlerce uğraşıp halledemiyorsunuz. Biz 1-2 seansta hallediyoruz. Ergen çocuklarınıza bir sürü alışkanlığı kazandıramıyorsunuz. Biz onlarla 1-2 seans çalışıyoruz ve bu alışkanlıkları kazandırıyoruz. Her şeyin bir profesyonel alan olması gibi
Psikolojik destek çalışmaları da günümüzde profesyonel bir çalışma alanı. Bu konuda yardım almaktan da hiç çekinmeyin. Hatta ben hep şunu söylüyorum, size de söyleyeyim, size herkese söyleyin. Yılda bir kere olsun kendi doğum günlerinizde kendinize bir seans hediye edin. Bence bir uzmanın karşısına oturmak, onunla içinizden geldiği gibi rahat rahat konuşmak, yargılanmadan sizinle alay edilmeyeceğini düşünerek, bilerek ve size yardım edileceğinden emin olarak sadece ve sadece anlatmak, doğru yöntem öğrenmek çok inanılmaz derecede keyifli bir çalışmadır. Ben hepinizin bunu tatmasını isterim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bu arada şu yanda kitap imzası yapacağım. Yanda bir 8-10 tane kitabım varmış Nesil Yayınları'nda. Benim bu arada 4 tane kitabım var. Almak isteyenler olursa da hemen söylemiş olalım. Öpücük kutusu, ergen terapileriyle ilgili. Sessiz olun, dünyanın sonu değil ve öfke kontrol çalışması isminde 4 tane kitabım var. Almak isteyen olursa hatıra olsun diye hemen şu yan tarafa Nesil Yayınları standına geçeriz. İmza dağıtabilirim şimdi sizlere. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, Mehtap Kayaoğlu ve Sefer Kayaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Güçlü bir alkış istiyoruz. Son derece faydalı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Rahmet Akşamları her gün devam edecek. Konya Büyükşehir Belediye'mizin üzerindeki Rahmet Akşamları'nda yarın Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Ve Selman Okumuş Hocam bizlerle birlikte olacak. Konya Kültür resmi sayfamızı takip ederek etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. İlk hediyemiz de takipçimize ulaşmış oldu. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Allah razı olsun. Efendim yarın görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.